Evet sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugün ilginç bir konuyu yine ele alacağız. Kan grupları ırkların tespitinde bir belirleyici olabilir mi? Kan gruplarının dağılımına göre dünyadaki etnik grupları değerlendirebilir miyiz? Bunu Türkiye'de değerlendirebilir miyiz? Benim kendi kanım bilimsel araştırmalar okumadan önce de Doğu Karadeniz bölgesinde sıfır kan grubunun Türkiye genelinden fazla çıktığını ve negatif kan gruplarının da yine sıfır negatifin özellikle Doğu Karadeniz'de bence Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu bunun o bölgedeki yaşayan insanların Kafkasya bağlantılarından olabilir veya diğer Türkiye genetiğinden sapmasından dolayı olabileceğini düşünmüştüm. Bununla ilgili araştırmaları tabii ki bilimsel makalelerden yapmamız gerektiğini bildiğimiz için biz de bilimsel makaleleri kullanmıştık. Burada şimdi e, arkadaşlar ee, Canan Eren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği Kan Merkezi'nden bir sayın hocamızın, tıp doktorumuzun e, yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmada İstanbul ilinin A, B ve 0 ve RH kan grupları dağılımlarını analiz etmiş, incelemiş. Burada kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Her insanın kanının al yuvar hücrelerinde özel proteinler vardır. DNA'mızdaki şifrelere göre ortaya çıkmaktadır. DNA'mızdaki bu şifrelere göre A antijeni bulunanlar A kan grubu, B antijeni bulunanlar alüver B kan grubu, A ve B antijeninin her ikisine de sahip olanlar AB kan gruplu, antijen kanında bulunmayanlar ise sıfır kan grupludur. Ve arkadaşlar A kan grubu bir insana A kan grubu verdiğinizde vücudu o antijen dediğimiz proteini tanıdığı için savunma hücreleri antikor adını verdiğimiz vücuda giren yabancı antijenlere, proteinlere karşı üretmiş olduğu savunma özel proteinlerini üretmezler. Ama A kan grubu bir kişiye B kan grubu kan verdiğinizde B kan grubu kişinin antijenleri B olduğundan dolayı o kişinin kanındaki proteini tanımadığından dolayı A kan gruplu kişi antikor B üretir. Böylelikle antikorlar kana karışır ve antikor o verilen antikor B'ler aglutinasyon dediğimiz pıhtılaşma yaparak kişinin ölümüne kadar neden olabilir. Bunu burada belirtmek istedim. Kan transfüzyonu uygulamaları insandan insana da ilk 1818 yılında uygulanmaya başlamıştır. Fakat güvenli kan transfüzyonları 1901 yılında Karl Landsteiner'ın kan grubu antijenlerini tanımlamasıyla gündeme gelmiştir. Az önce belirlediğim gibi Landsteiner A, B ve 0 kan gruplarını tanımlamıştır. 1902 yılında Stirli ve Von Castello tarafından da AB kan grubu tanımlanmıştır. AB kan grubu olan kişilerin serumlarında hem anti A hem de anti B antikorları mevcut değildir. Çünkü bu AB kan gruplu kişiler arkadaşlar hem A antijenini hem B antijenini tanıdıklarından dolayı bunların eritrositlerinin zarındaki antijenlere göre bir şey üretmesine antikor üretmesine gerek kalmıyor. Günümüzde uluslararası kan transfüzyon derneği çalışmalarından kataloğa göre aslında bakarsanız 339 kan grubu antijeni ve 33 kan grubu sistemi listelenmiştir. Fakat bizim için esas olan A ve 0 sistemine ait antijenlerdir. Eritrositlerin ve trombositlerin yüzeyinde membran antijeni olarak ayrıca damar yani vasküler ve intestinal ve servikal meme epitelyum hücrelerinde ve çözülmüş halde plazmada tükürük, süt, idrar ve dışkıda bulunabilir. Bunlar içinde eritrosit düzeyinde bulunmayan antijenlere karşı serumda kuvvetli reaktif antikorlar bulunmaktadır. Bunun nedeniyle AB0 kan sistemi transfüzyon yani kan naklinde ve doku naklinin en önemli faktörüdür arkadaşlar. Burada biz burada adını az önce zikretmiş olduğum sevgili hocamız İstanbul'dan aldığı örnekleri yapmıştır. Buradaki amacı da şudur. İstanbul Türkiye'nin bir özetidir. Hemen hemen her etnik gruba bağlı her coğrafi bölgeden insanların gelip yerleştiği bir bölgedir. Şimdi burada yapılan çalışmaya göre arkadaşlar %38 bu çalışmaya katılanların ayaraş pozitif çıkmıştır arkadaşlar. Yine %29'u 0 RH pozitif 13'ü B RH pozitif 7.91'i AB pozitif çıkmışken A negatiflerin oranı %5, eee 0 negatiflerin oranı %4.4. Yine B RH negatiflerin oranı %2.1, AB negatiflerde binde 7 olarak yüzde 0.07 ABRH olarak negatif olarak burada saptanmış. AB kan gruplarının RH faktörü olmadan bakıldığında en fazla kan grubu Türkiye'de e, İstanbul için yine A kan grubu oluşturuyor. Toplamda yüzde 43. Bunu sıfır kan grubu takip ediyor. Toplamda yüzde 33 ve B kan grubu yüzde 15. AB kan grupları ise 7 oranında. Arkadaşlar coğrafik olarak coğrafik olarak milletlerde etnik yapı ve coğrafya bağlı olarak farklılıklar gösterilebiliyor. Mesela dünya genelinde A kan grubu bütün dünya genelinde bütün insanların yüzde 41'i, sıfır kan grubu ise bütün insanların yüzde 47'si, B kan grubu bütün insanların yüzde 9'u ve AB kan grubu 3 olarak görülmektedir. Burada çıkan sonuçlara göre Türkiye dünya ortalamasının üzerinde. A kan grubuna yine dünya ortalamasının altında 0 kan grubuna, dünya ortalamasının üzerinde de B kan grubuna Türkiye genelinde sahibiz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde A kan grubu %37, 0%46, %46, B kan grubu %12, AB %4 şeklinde. İngiltere'de oranlar Birleşik Krallık'ta United Kingdom'da e, ee, A kan grubu oranı arkadaşlar yüzde 41. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden fazla ama onlar da yine sıfır kan grubu fazla. Ee, B kan grubu e, sıfır kan grubu yüzde 46. B kan grubu yüzde 856. AB yüzde 3.04. Şimdi coğrafi olarak komşumuz Yunanistan'da ise A kan grubu %48 ee, %34 0 %12 e, B %5.56 ise arkadaşlar e, AB kan grubu görülmektedir. Şimdi Bulgaristan'da da A kan grubu oranı %39 0 %35 B %16 AB %7.6'dır. Şimdi AB 0 kan grubu sonuçlarımız bizim batı ülkeleriyle farklılık gösterirken sıfır grubu batı ülkelerinde en fazla görülüyor. Türkiye'de A kan grubu ise daha fazla görülmekte. Bu durum 3 aşağı ve yukarı Yunanistan ve Bulgaristan'da benziyor. Fakat bizdeki A oranı yüzdesi onlara göre de fazladır arkadaşlar. Şimdi Türkiye genelinde oranlara bakıldığında A, B, 0 ve A, 0, B ve AB kan grubu dağılımı sırası tekrar ediyorum. %42 A, %32 0, %16 B ve %8 AB olarak görülmektedir. Burada çeşitli araştırmalar vardır. Türkiye'de RH pozitiflik %88.54 olarak saplanmıştır. RH resusatlı bir maymundan gelmekte arkadaşlar bunları da belirteyim. Alman bilim adamları üstün ırk araştırmalar yaparken nazi bilim adamları Burada e, resusatlı bir maymunda bulunan proteinin birçok insanda bulunduğunu bazılarında da bulunmadığını göstermiştir. RH pozitif olanlarda bu e, resusatlı denek maymunda bulunan antijen kan gruplarında bulunmaktadır. RH pozitif insanlarda antikor D üretil, üretilmemekteyken RH negatif olan insanlarda arkadaşlar bu antijen olmadığından RH negatif insana RH pozitif kan verdiğiniz zaman Burada yine agnitasyon olayı görülmekte. Kan damar içinde pıtılaşmakta ve ölüme kadar gidebilmektedir. Burada eritroblasis fetalis dediğimiz bir olay da söz konusu. Eğer anne negatif kan grupluysa anne de antikor olmadığından dolayı çocuğu pozitif olursa eş pozitifse e, çocuğunla ölümcül kan uyuşmazlığı olayı görülmekte. Annenin kendi e, ak yuvar hücreleri ürettikleri antikorlarla antikor değil kendi yavrusunu yok etmeye çalışmaktadır arkadaşlar. Burada benim Türkiye geneli illere göre yapılmış e, şeyler var. Çalışmalar var. Ben bunlara da baktım arkadaşlar. Bunlar da benim görmüş olduğum olay şu. Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu'sunda yani Trabzon'un Asar Deresi'nden sonra Giresun da da dahil da, esasen Giresun'un bir kısmı Trabzon, Rize ve Gürcistan sınırına kadar sıfır kan grubu daha çok e, Türkiye genelinin haricinde olarak ve e, sıfır kan grubu bunlarda fazla olduğu gibi negatiflik oranda bunlarda çok daha fazla fakat e, B kan grubu da bir o kadar az arkadaşlar yapılan çalışmalarda bunu böyle göstermektedir arkadaşlar. Rize'de sıfır kan grubu yüzde 44'tür arkadaşlar. Türkiye ortalamasının üzerinde ve negatiflikte Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yüzde 16.30'da bunu belirtmem gerekmektedir. Ee, buradan da böyle ilginç bir sonuç çıkarabildik. Birazdan da 1987 yılında bununla ilgili ilk yapılan çalışmanın bilgilerini sizlere vereceğim arkadaşlar. Böyle. Sen nerelisin? Mersinliyim. Kocaerliyim. Yürüyorum. Türküm Atatürkçüyüm. Sonuna kadar. Ya senin Allah'ına kurban. Mest ettin bizi sen. Mersin'den bir isteğin var mı? Yok abi teşekkür ederim.